Evet, bugün ne oynasak? Yine demolar birikti. Ha, ilk oyunu şey yapalım. Yüklemeyi başardım şeyi. Onu yapalım ilk oyun. Ghost Runner'ı. Ghost Runner'ı yükledim. Buna bakmadan geçmek olmaz bu demo sürecinde. Elimizde baya bir demo birikmiş durumda. Umarım benim bilgisayar bu oyunu açabilir. Umarım. Ghost Runner şuydu. Daha bakacağımız bir dünya oyun var. Şu Griefhelm de ilginç görünüyor. Bir dolu şey var. Buradan seçe seçe oynayacağız 22'sine kadar işte elimizden geldiğince. Bugün de bir en az 2 oyun oynamayı düşünüyorum. 4 oyun. 2 saate. 1,5 saate 4 oyun sığdırabilirsek. Bazı demoların oynanış süreleri minimum 1 saat yani. Yetiştirebildiğimiz kadarını oynayacağız. Bunlar benim kendime göre ayırdıklarım. Şu Ghost Runner'la başlayalım. Kulaklarınıza dikkat edin ki ilk açılışta sesler patlıyor biliyorsunuz. Heh, kıstım tamam. Oo, güzel mekan. Severiz. Güzel, güzel. Helal size lan. Şu atmosferi yarattıklarında acayip hoşuma gidiyor. Güzel. Muazzam. Bu ne lan? İndirim mi beklesem? Ne için lan? Günhan'dan izledim ben biraz köpek olayımı. Ne ya bu ya? Cyberpunk gibi sanki. Cyberpunk zaten bir settingdir arkadaşlar. Yani Cyberpunk oyununun üzerine üstleneceği bir IP değil. O bir tarz. O bir evren şekli. Cloudpunk'a değmez gibi bence. Cloudpunk o kadar iyi bir oyun değil. Olmadı resolution scale düşürür. Müzikleri güzel. Helal size. Bu oyun zaten çok büyük gelecek vaat ediyordu. Müzikleri de kötü yapmamışlar. İyi bari. Bu oyun şeye gelir GeForce Now'a ama bu geldiğinde oynarız GeForce Now'da. Venom'a ev hüküm var. Entai sanırım o son çıkan. Ne Entai lan? Müzikleri kim yapmış? Bir bulacak olan biri var mı? Bu müzikler tanıdık geliyor kulağa çünkü. Yayın takılırsa söyleyin. Düşüreyim. Bir ufak bir takıldı şu an. Bakalım akıcı mı olacak? Helal size ya. Ne kadar keyifli bir oyun yapmışlar ya. Ama yalnız bir dakika. Ne durum? Daniel Deluxe'un mu? Helal.
Adamına yaptırmışlar çünkü. Dur. Ses değil. Ne yapacaktım ben? Aklım gitti. Control. Sensitivity. Daniel Deluxe yaptıysa belli zaten. A trespasser spotted at metro station. This is bad. You have to fight your way out of here. Hafif kasıyor. Akıcılık bozuluyor. 30 FPS gibi. Yayın zaten 30 FPS oğlum. Ha, basılı tutacak. Oho, nasıl bir kılıç lan bu? Biraz daha düşürelim belli ki. Bende de takılma oluyor ufak. E ben bunları yaptım. Apply'lamamış ki. Apply'lamamış. Şimdi biraz daha rahatlar herhalde. Evet, biraz crispy oldu biraz ama. Ben bir yükseldim oyuna da net çıkış tarihi vermemişler. Evet, maalesef ya. Biraz daha şey yapalım. İşte bizim de böyle dertlerimiz var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Maalesef. Garip olan düşürünce şey FPS de düştü. İlginç. Hah, biraz daha iyi. Oldu. Garip bir şey açtım. E havadayken. Ha, neyse ilginç. The trespasser is in the air ducts. Careful now. They'll be waiting for you. Çifte basılı tutunca böyle garip slow motion oluyor. Shift while air enter the sensory boost. Sustain the boost. Dodge and go for the kill. Oh. Well done, but you won't last long in this state. You have to get me out of prison so I can get your software in order. I'm being held outside this dome zone. Evet, oyun dünyasına bunu ilk Max Payne yapmıştır, doğru. En azından oynatabiliyorum abi, yayını yapabiliyorum yani. Aa, tek de ölüyoruz. Çok güzel bunun speedrun'ı olur ya, izlemesi keyifli. Ama zor.
Oh. Ama Allah Allah. İki kişi varmış bir de bu. Atıyor kendini shift'in sonunda. Arkadan dönmüyormuş. Ama ananın amı. Alışsak belki de bu controller'da oynamak daha kolaydır ha. Alışmak lazım canım, yeni bir mekanik bu sonuçta. Ben Mirror's Edge'dir bilmem nedir o tarzı da çok oynamış biri de değilim. Nereye atladım? Duramıyorum ki. Bu RTX de çok keyifli olur bu oyun. Neredeyim ya? Oraya kaydık. Ha, buradan mı gidecekmişiz? Buradan gidelim. Düz yapmamak lazım, shift ağzına giriyor.
Güzel arcade ha. Keyifli baya yani. Alışmak lazım. Puh! Ne oldu? Sıkıştı buraya. Biraz daha düşürsek evet iyi olacak. Allah. En baştan baş. Neyse ki Daniel Deluxe yapmış müzikleri. Baymıyor yani. Oraya nasıl gideceğim? Aa, Daniel Deluxe'un şeyi de burada. Oyunun amacı arcade olması zaten yani. Böyle olacak. Çok öleceksin, çok deneyeceksin, daha tatlı oynamaya çalışacaksın. Nasıl olacak? Abi grappling point de mi var? Helal. Bu oyunu sen mi oynuyorsun, oyun mu bu? Bu oyunu sen mi oynayamıyorsun, oyun mu bu? Anladım. İndirip kendiniz de oynayabilirsiniz abi, açık değil mi? Bana özel bir şey yok. Deneyin, siz daha iyi oynuyorsanız siz oynayın.
Hadi. Take care of the guards first. Prisoner termination protocol initiated. Ne oluyor? Demo uzunmuş ha gayet. Nereye gidiyor? Demek ki ilk buradan gitmemi istiyor. Sonra? Ama yani. Ha, önce buradan değil mi? Ne yapıyorum hala yürüyorum. Şimdi buradan çıktık. Buna koordinasyon bir oturttu mu var ya, of ne kombolar bu. Tabii canım. Ha, orada duvarda şey varmış. Çok iyi oldu. İlk gittiğimde daha iyi gitmiştim ya. Ona koyayım ya. Allah Allah. Ölme simülasyonu aynı.
Oh. Zor ya, kolay değil o kadar. Ya oyun zaten senden kombinasyon istiyor sürekli. O hızı istiyor. O hızı sergilemek zor yani. İndirin, sizde de var değil mi? Bence keyifli oyun yani. Benim serçe parmak kası tamamen tembelleşmiş. FPS oynamadığım için bu kadar hızlı daha önceden. Daha yakın zamanda. Yoksa oynarız yani. Aa, tuzakmış lan. Helal size. Oyunu çok beğendim ya. Özellikle Daniel Deluxe'u tercih etmeleri müziklerde. Sırf aç arkada müzikleri çalsın ya. Bu oyunu bitirmek Almanca öğrenmekten daha zor. Değil lan, alışırsın. Benim serçe parmak şey olmuş. Tamamen tembelleşmiş. Bitti mi orada? Bitti tabii. Vallahi güzelmiş. Ben bunu follow atayım. Aç bakayım. Alayım. Evet, bunu oynadık. Şey var. Kartel Tycoon var. Biraz da şeyden kaynaklanıyor abi. Benim hem yayın yapışım hem şeyim, oyun oynadığım yer laptop olduğu için ve altı üstü bir 1050 Ti olduğu için ufak frame atlamaları yaşanıyor yani. O size nasıl yansıyorsa bana da öyle yansıyor. Yani bunu mesela 72 FPS'te oynasam 60 FPS'e çekmek zorunda kalıyorum. Çok hızlı bir oyun olduğu için gözüm yetişemiyor bazı noktalara. Monitörden dolayı. Ne seçelim? Siz seçin hadi bu sefer. Bakalım. Şöyle bir şey var. Geldim, oyun bitti. Oyun demo zaten. Böyle bir şey var. Action roguelike. Learning Factory var. Bu Factorio gibi bir şey ama daha sevimlisi herhalde. Griffhelm var. Bu ilginizi çekebilir. Hırsız Çiğ. Inmost'u mu isteyen? Inmost bakalım var mı? Swordplay Simulation tarzı. 2 boyutlu indi bu da. Kaliteli ve benziyor böyle. Ve yakın zamanda da full versiyonu gelecekmiş. Inmost. Bu mu? Heaven var. Görünüşü baya güzel. Buna da bakacağım bugün. Tamam, Griffhelm'e bakalım. Bir Inmost hangisiydi ya? Dur bakayım, ben yüklemiş miyim? Inmost. Yani Inmost yüklü. Ha, Inmost'u en son bakalım o zaman. Bu da şey. Pixel grafikli. Farklı bir tarz. Adventure tarzı olduğu söyleniyor. Hani bir roguelike tarzı değilmiş. Keyifli olabilir. Sanatsal. Kaçış puzzle'ı falan. Tamam, buna da bakalım. Başka neler var? Desperados siktir. Desperados bu indie şeyin içine nasıl girdi? 280 liraya satılan oyun niye giriyor abi? Desperados yani
Neyse, bunu oynayacağımıza Hentai Battle Royale oynayalım, daha iyi yani. Rocky var, bu da Adventure. Super Liminal, bu Epic'ten gelen. Bu güzel bir turn-based oyun. Elder Scrolls, bak bu ilginçti. Bu ilginçti mesela. Souls-like. Dün Souls-like oyunlara da bakmıştık. Pek de memnun kalmadıydım. Undungeon'dan falan. Ama bu da iyi gibi duruyor. Daha kaliteli duruyor. Iron Harvest. Iron Harvest ne lan? Ha, bu oyun çok grafikli, çok beğenilen bir oyundu bu. Wishlist'e aşırı atılan RTS bu ama grafik yuvası yani. Ama nasıl oynarız bilmiyorum. Deneriz isterseniz bilgisayarı yakma havasına. Bu da yüklü. Biz de Prepper'a bakacaktık. Bakamadık. Neon Abyss çok güzel arcade tarzı. Chris Tales çizimlerine aşırı hayran kalmıştık. Buna bir bakacağız herhalde. Bu da turn-based. Adventure. Oath. Bu nasıldı? Sinir kriz geçireceğim bir türlü giremem. Hızlı hoş geldin. Bu da ekipli CRPG. Dungeon Crawler. Buna coşarım ben büyük ihtimalle. Bunu severim. Eğer düzgün ayarladılarsa. Becerebilmişlerdir diye düşünüyorum. Tactical RPG. Tactical RPG'yi severiz. İyi duruyor yani. Ha, öyle mi? Çok güzel skill'ler var demek ki benim. Rustler. Şey var, 65 yaş üstünün evden çıktığı anda yaşatacağı dehşet var. O yüklü değil, dün göstermiştim onu. Şeyin yapımcılarından bu. Neydi? Keçi. Goat Simulator'ın yapımcılarından. İlginç sanatlı oyunlarımız var. Eyvallah. Az önceki Souls-like oyunun adı neydi? Bir şey Souls. Bu da anıları canlandırıyor herhalde. Garip bir şey. Kutudaki anıları canlandırıyoruz. Neymiş o? Elder Souls. Rustler neydi? Grand Theft Horse. Ha, Grand Theft Horse vardı değil mi? Bu da Action RPG. Grand Theft Horse'u yüklemiştim ama nerede ki? Kaçmış mı? Arrok var, siyah beyaz. The Monkey Cage de güzel. Rustler Grand Theft Horse. Ha, o değil mi o? Tamam. Bu da bulmacalı. Point click adventure çizimle, sanatlı. Hand of Merlin. Bu da mı? Tactical RPG'ydi. Sanırım. Aynen. Turn-based RPG. Eight Doors. Bu da tatlış çizimlerle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hadi bakalım. Adventure. Action Adventure. Metroidvania aynı zamanda. Bu da kaliteli duruyor. Bu neymiş? Bu da böyle bir cute tatlış platformur. Lamentum. Çizimler Darkest Dungeon'a çok benziyor bunun çizimleri. Bakalım tarzı nasılmış. Top down pixel. Ha. Bunun hikayesi keyifli olabilir. Bu oyun için
herkese hitap etmeyebilir. Güzel tasarımlar var oyunda. Love. Puzzle Box. Minimalist grafikleri olan oyunları sevmiyorum. Tercih meselesi mesela. Bu da artık yani hamurdan yapmışlar. Buna gerek yok yani, bunu oynamayız. Başka ne var? Şu gri ferme bakalım. Bundan başlayalım. 1,5 saat daha bakabiliriz. Kulaklara dikkat. Umarım yeter sistemimiz.